Bak bu karı Ertan'ın eski sekreteri Alev. İstanbul'a yakın bir yerden bir villa satın almış Ertan. Garson yerlik. Orada buluşuyorlar haftada bir. Bir de Ertan'ın bir sevgilisi vardı manken. Bir otelin 8. katından aşağı düştü öldü. Ertan'ın işi mi? Bir şey bulamadık ama öyle. İsmet Ali bunları öğrenirse Ertan'ı hadım eder. Öğrenirse öyle. Ama Ertan'ın da İsmet Ali'den çok çekindiğini korktuğunu zannetme ha. Nihayetinde Sarı Erol'un oğlu. Sarı Erol'la İsmet Ali çocukluk arkadaşı. Birbirlerine saygıları, sevgileri büyük. Demek ki Ertan babasına güveniyor. Biraz öyle. Biraz da Ertan psikopat, psikopat, manyak. Daha çocukken babası gözlerinin önünde anasını altı yerinden bıçaklamış. Mucize eseri kurtulmuş kadıncağız. Akrabalar zor kurtarmışlar herifin elinden. Ertan o günden beri görmemiş anasını. Babası büyütmüş Ertan'ı. Arkadaşları mahallede bisiklete binmeyi öğrenirken o elinde bıçak mahallede haraç topluyormuş çocuklardan. Gerisini sen düşün. Merve böyle bir adamla nasıl evleniyor ya? Bilmiyor ki her şeyi. Ne o ne de İsmet Ali. Sarı Erol'la İsmet Ali'nin ters düştüğü, görüşmediği uzunca bir zaman var gençlik yıllarında. Demem o ki Ertan'a dikkat et. Son bu Abdo olayında ön plana çıktın zaten. Ertan'ın oklarını üstüne çekme. Düşman olmasın sana. Olursa olsun Hamido. Şeklimiz yeter. Serhat. Benim gitmem lazım. Nereye? Merve'yi elbise provasından alıp kuaföre götüreceğim. Ne lan? Şimdi küçük hanımın şoförü mü oldun? Sayende Hamido, sayende.